dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört Info Magazin. Talat İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Nisan Perşembe. Merhaba. Emekli maaşlarına zam onaylandı. Çalışma Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'na sunduğu öneri kabul edildi. Buna göre Batı Eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren %5,35, Doğu Eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına ise %6,12 oranında zam yapılacak. Bu Batı Eyaletleri için 1983 yılından Doğu eyaletleri için ise 1994 yılından bu yana en büyük zam oranı anlamına geliyor. Ancak sosyal yardım dernekleri ve sendikalar artan enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle emeklilere yapılan zammın fayda sağlamayacağını açıkladı. Sendikalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Anya Pil, bu yılki fiyat artışları emekli maaşlarına yapılan zammı tamamen sıfırlayacak dedi. Paskalya'dan kısa bir süre önce korona vakalarında bir düşüş gözleniyor. Robert Hohensü 170 binden az yeni enfeksiyon vakası bildirdi. Ancak 310 insan daha hayatını kaybetti. Ülke çapında 7 günlük inzidens 1015 olarak açıklandı. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 165.368 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. RKI Almanya genelinde 24 saat içinde 310 ölüm vakası kaydetti. Böylece koronadan ölenlerin sayısı 132.688'e yükseldi. Kasel bölgesinde 570 insan daha virüse yakalandı. Önüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kasel Sağlık Dairesi, hastanelerde 8'i yoğun bakımda olmak üzere 98 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük incidens Kasel'de 894, Kasel ilçelerinde ise 838 olarak kaydedildi. Tüm dünya koronavirüsün Omikron ve BA2 varyantının endişesini yaşarken Reuters dünya genelinde vaka sayısının 500 milyonu aştığını duyurdu. 2019 yılının son haftalarında Çin'in Huan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın haline alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü BA2 varyantı nedeniyle yeniden gündemdi. Reuters haber ajansı Omikron'un son derece bulaşıcı alt varyantı BA2'nin yayılımının Avrupa ve Asya'da arttığına dikkat çekerken bugün itibariyle dünya çapında koronavirüsü vakalarının 500 milyonu aştığını açıkladı. Uzmanlar saptanması ve takibi daha zor olduğu için BA2 varyantı için gizli varyant tabirini kullanıyor. BA2 varyantı Dünya Sağlık Görüntüne göre artık dünya çapında sıralanan tüm vakaların yaklaşık yüzde 86'sını oluşturuyor. Salgının başlamasından bu yana yaklaşık 6,5 milyon insan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da mavi kartlı vasıflı yabancı işçi sayısı hiç olmadığı kadar yükseldi mavi kart yani blue kart sahibi yabancı kalifiye işçi sayısı 2021 sonunda yüksek bir seviyeye ulaştı. Federal İstatistik Dairesi'nin Perşembe günü WISP adında yaptığı açıklamaya göre göçmen işçi sayısı bir yıl içinde %6 artarak 70 bin kişiye ulaştı. İstatistikçiler, korona pandemisinden önceki yıllara kıyasla mavi kart sahiplerinin sayısının son zamanlarda çok daha yavaş arttığını söyledi. 2019'da sayı %20, 2020'de ise sadece %7 arttı. Açıklanan verilere göre mavi kart sahiplerinin çoğu Hindistan'dan gelirken onu %6 ile Çin Türkiye ve Rusya izledi. İşçi göçmenlerinin neredeyse yarısı doktorlar, mühendisler ve IT uzmanları da dahil olmak üzere Almanya'da çok sayıda boş kontenjanın olduğu mesleklerde çalışıyor. Neredeyse dörtte üçü erkek olan mavi kart sahibi vasıflı işçilerin yaş ortalamasının 34 olduğu belirtildi. Yaklaşık olarak 10 kişiden 3'ü daha önce Almanya'da okudu. Avrupa Birliği 2012 yılında belirli sektörlerdeki kalifiye iş gücü açığını kapatmak hedefiyle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden kalifiye eleman alabilmek için mavi kart uygulamasını yürürlüğe sokmuştu. İki yıllık korona pandemisinden sonra tatil alışkanlıklarının normale döndüğüne dair işaretler var. 2020 ve 2021'den farklı olarak birçok vatandaş tekrar yurt dışında tatil yapmaya hazırlanıyor. Çarşamba günü yayınlanan YouGov anketine göre fikri sorulan 2029 kişinin %34'ü tatillerini Avrupa'da, %10'u ise Avrupa dışı ülkelerde geçirmek istediğini söylerken %48'i ise tatillerini kendi bölgelerinde veya en azından Almanya'da geçirmek istediklerini beyan etti. Anket Mart ayında yani Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra yapılan anketin sonuçları geçen yıla göre farklılıklar gösterdi. Henüz pandemi koşullarının hakim olduğu geçen sene ankete katılanların 3'te 2'si Almanya'da tatil yapacağını bildirmişti. Geçen yazda Almanya'daki yaz tatili beldeleri de çabucak dolmuştu. Bununla birlikte Yüksek enflasyonun ardından tatillerin de daha pahalı hale geleceği tahmin ediliyor. Frankfurt'a Allgemeine Zeitung'a bir açıklama yapan Condor Şefi Ralf Teckentrup uçmak kesinlikle daha pahalı olacak dedi. Yönetici artan yakıt fiyatlarını ve Avrupa Birliği iklim koruma hedeflerinden kaynaklanan ek maliyetleri gerekçe olarak gösterdi. Anket, korona pandemisi sürecinde yerleştiği görülen bir başka alışkanlığın da kalıcı hal almaya başladığına işaret ediyor. Görüşleri sorulanların %24'ü pandemiden öncekinden daha fazla açık havada yürüyüş veya benzeri spor aktiviteleri yapacağını beyan etti. Ankete katılanların %15'i ise açık havada yaptığı aktiviteleri azalttığını söyledi. Hükümet enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı toplu taşınmada 9 euroluk bilet uygulamasına karar vermişti. Plana göre biletler Haziran ayından itibaren kullanıma sokulacak. Uygulama ekonomik destek paketinin Mayıs ayında parlamentoda onaylanmasından sonra yürürlüğe girecek ve Haziran ayından itibaren aylığı 9 euro olan biletler, 3 ay boyunca Almanya genelinde geçerli olacak. Haziran ayı boyunca 9 euro ödeyerek Berlin'de toplu taşıma bileti alan bir kişi aynı biletle Hamburg veya Münih'teki toplu taşıma araçlarında kullanabilecek. Bu da söz konusu biletin ülke genelinde geçerli olacağı anlamına geliyor. 9 euro'luk biletler sadece internet üzerinden satılacak. Yasal düzenleme 18 ve 19 Mayıs'ta Fedai Meclis'te ele alınacak. 20 Mayıs'ta Eyaletler Meclisi'nde oynanacak. Ancak yıllık aboneliği olanların bu biletlerden nasıl faydalanacağı henüz belirlenmedi. Derneğiciler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.